Topuklu ayakkabı bayanlar tarafından iş hayatında, törenlerde, özel günlerde çok daha güzel giyinme ihtiyacı ile rağbet edilen bir ayakkabı şekli. Spor ayakkabı. Niçin spor ayakkabı? Rahatlığından dolayı. Topuklu ayakkabı giyiyor musunuz? Hayır. Niçin peki? Sevmiyorum. Siz giyiyor musunuz? Evet, giyerim. Peki niçin topuklu ayakkabı tercih ediyorsunuz? Niçin tercih ediyorum? Yani bir kadının endamını gösteren topuklu ayakkabı diye düşündüğüm için. Kış mevsiminin bitmesiyle birlikte kıyafetlerde olduğu gibi ayakkabılar da değişmeye başladı. Kışın tercih edilen topuklu, bilekleri saran ayakkabı giyen kadınlar mevsimsel geçiş döneminde ciddi bilek ağrıları yaşıyor. Yok, giymiyorum. Niçin tercih ettim? Hamile olduğum için. Pek nadir. Peki topuklu ayakkabı tercih etmenizdeki neden nedir? Boyumuzu herhalde biraz daha uzatıyor. Bilmiyorum, şu an spor ayakkabı giyiyorum. Belki rahat olmadığından olabilir. Kışın gelmesiyle birlikte kıyafetlerde olduğu gibi ayakkabılar da değişmeye başladı. Ve kışın giydiğimiz o çizmelerin ve botların yerine ise elimde görmüş olduğunuz gibi yazın giyecek olacağımız stilettolar ve platform ayakkabılar yerini aldı. Ayaklarımız daha ağır oluyor, dizlerimiz daha ağır oluyor. Topuklu ayakkabı giyiyor musun? Evet. Niçin tercih ediyorsun? Çünkü boyum çok kısa. Uzmanlar mevsim değişiklikleriyle kıyafetler gibi ayakkabıların da değiştiğine dikkat çekerek vücudun alışık olduğu bir kalıbın dışındaki topuklu ayakkabı giymenin insan anatomisini bozduğunu söylüyor. Yani stiletto ayakkabı çok şık olduğundan dolayı çok rahatlığa bir önem vermezler stiletto ayakkabıda. Çünkü stiletto yüksek olduğundan dolayı onun için. Sizce sağlıklı mı bu ayakkabı? Bence sağlıklı değil. Giyiyoruz, şık oluyoruz, tıkır tıkır geziyoruz ama bir şeyi ihmal ediyoruz. O da vücut sağlığımız. Ayağımızdaki normal opsiyonu, yani vücudumuzun normal opsiyonunu bir şekilde bu ayakkabılarla bozmaya çalışıyoruz. Topuklu ayakkabı giymek vücutta diz ve bel bölgesinde problemleri, tırnaklarda bozulmalara, denge bozukluğu gibi birçok rahatsızlıklara sebep oluyor. Şıklığı, görüntülüğüne bakıyorlar. Topuma zarar verdiğini düşünüyorum çünkü. Normalde de giymiyorum, rahatlığıma düşkünüm diye. Zararlarını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Zararlarını bilmiyorum. Aksine yararı olduğunu biliyorum. Belde düzleşme olmasını engellemek için küçük de olsa bir topuk olması gerekiyor.